Hadi at da görelim. Tamam o zaman bekle. Ronaldo Tarık geliyor. Geliyor. Geliyor ve gol. Ya tutamadım. Bana ne? Gol atamazsın demiştin ama attım. <laughs> tekrar oynayalım. Daha iyi abi. Tamam tekrar oynayalım. Bana uyar. Hani şimdi çıkıyor şu an. Atarım. Bak şimdi nasıl atıyorum. Bak izle. Işte. Gol. Ya gene tutamadım. <laughs> Bir kedi mi yavlıyor? Bu ses kafamın üstünden geliyor. Aa, o oh, evet. Miyaw, miyaw. Nasıl alacağız o kediyi? Bilmiyorum Tarık almamız lazım. Bekle bekle babana haber vereceğim. Belki onda merdiven vardır kediyi kurtarırız. Örümcek kız örümcek kız. Ne oldu Tarık? Ferit nerede? Ferit Evet, ona ihtiyacımız var. O şu an çalışıyordur. Nerede çalışıyordur? Böyle araba mı park edilir? Sen kasaptan mı aldın ehliyeti? Al sana ceza. Kim bu arabanın sahibi Allah aşkına? Kim bu arabanın sahibi? Şuna bak yolu kapatmış. Al sana da ceza. Allah aşkına bu arabanın sahibini çok merak ediyorum. Bu arabanın sahibi gelsin. Allah aşkına gelsin arkadaşlar. Para ödülü vereceğim ya. Müthiş bir park abi. Baksanıza şu parkaya. Böylelerini gördükçe çıldırasım geliyor. Al sana iki tane ceza. Memur bey lütfen ceza kesmeyin. Aracın sahibi benim. Bu araba sahibi sen misin? Evet abi benim. Acil bir işim vardı bankada. Bankada acil bir işim vardı. Affedersin senin ehliyetin var mı ayıptır sorması? Evet var abi. Hangi sürücü kursundan aldın o ehliyeti? Sürücü kursuna dava açacağım da. <laughs> niye abi niye açıyorsun? Sana ehliyet veren sürücü kursunun ben. Bu nasıl bir araba parkı kardeşim? Hiç bu utanmadın ya? Abi acelem var Kur'an çarpsın. Ya Allah aşkına bir git ya. Bir git ya. Sizin gibiler yüzünden trafik sıktı anıyor. Abi dur vurma abi. Sen hak ettin bunu hak ettin he hak ettin arabanı böyle park edersen bak. bir daha edersen bak bir tane daha ceza yapıştırıyorum sana bekle bekle sana kıllanmazsın sana bir tane daha ceza verdim. Toplam cezan 3 oldu. Kim arıyor beni? Alo Tarık kapatsana görevdeyim. Bir polis memurunu görevdeyken arayamazsın. Kardeşim eve gelmen lazım. Neden eve gelmem lazım? Ya. Ne yardımından bahsediyorsun? Kapat telefonu. Abi sen şimdi bana 3 tane ceza mı kestin? Al bir tane daha kesiyorum. 4 oldu. Neyse arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum. Tarık'ın bana yardıma ihtiyacı varmış. Çok merak ettim. Acaba hangi konuda yardıma ihtiyacı var? Tarık ne oldu? Niye beni çağırdın? Görevdeydim diyorum sana. Ağaçta kedi kalmış. Yardım etmen lazım. Ağaçta kedi mi kalmış? Seni gerçekten bunun için mi çağırdın? Ne güzel görevdeydim. Çok yararlı şeyler yapıyordum. Ne yapıyorsun sanki? Evet. Yanlış park edenlere trafik cezası kesiyorum Başka? Başka hatalı park yapanlara trafik cezası kesiyordum İkisi de aynı şey Bu çok kutsal bir görev Tamam boş ver kutsal görevini hadi tabuk şu kediyi kurtarmamız lazım Kediyi kurtarmamız mı lazım? İtfaiye arasaydın ya Beni niye arıyorsun? Kedi kurtarmak bir trafik polisinin görevi değil Aşkım kedi kalmış Evet örümcek kız biliyorum Şimdi merdiven alıp geliyorum arkadaşlar Kedi hala orada mı? Orada arkadaşlar tamam Şöyle merdivenimizi koyalım Gel buraya kedicik gel bakalım M Evet hadi biraz daha uzan. Biraz daha mı uzanayım? Uzaramıyorum. Merdiven yetmiyor. O zaman çatıdan gir. Doğru söylüyorsun Tarık. Çatıdan girmeliyim. Baksanıza merdiven yetmiyor. Aşkım ne oldu? Kurtarabildin mi? Hayır kurtaramadım Örümcek kız. Bekle. Çatıdan gireceğim. Buradan çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. İşte bak kedi orada. Atlayalım. Allah. Gel buraya kedici. Kurtaracağım seni şimdi. Miu, miu. Korkma canım benim. Korkma. Ben çok iyi bir insanım. Ferit et iyi misin? Aa, bacağım Tarık. çabuk ambulans ara çabuk. Bacağında bir şey var mı? Aa, bacağım ağrıyor Tarık sanırım bacağım kırıldı. Tamam bekle bekle hemen ambulansı çağırıyorum. Ay uyum abi. Ara çabuk çabuk hızlı ol hızlı ol. Aa. Açın yolu açın yolu ambulans. Ambulans geliyor açın yolu. Vaka sanırım burada. Doktor bey sanırım bacağını kırdı. Bacak kırılma vakası tamam. Hemen hastaneye aktarıyoruz. Baba iyileşiyor. İlişir küçük olan sen merak etme canını sıkma. Aa doktor bey bacağım ağrıyor bacağım. Tamam şimdi sakin ol seni sedyeye yatıracağız. Kardeşim iyi olacaksın merak etme. Tarık iyi olacağım biliyorum da canım acıyor. Aa ne oldu sana? Bacağını kır kız. Babam bacağını kırdı anne. Vah vah vah. Kediyi kurtaracağım diye bacağı kırıldı. Neyse ben hastaneye götürüyorum. Orada görüşme sağlarsınız. Tamamdır doktor bey. Doktor bey ambulansı kaldırma park etmişsiniz. Size hiç yakışıyor mu böyle park etmek? Acil durumlarda olay yerine intikal etmek için ambulansımızı öyle konumlandırmamız gerekiyor polis bey. Anladım ee, ama ceza kesesim geldi şimdi. Ya aşkım boşver ceza kesmeyi sen iyi misin? Evet babacım. Valla ağrılarım gitti arkadaşlar şu anda bir tık daha iyiyim. Bir haftaya taburcu olursun. He? Ben bir hafta bir polisle yapamayacak mıyım? Dinlen oğlum dinlen azıcık ya Allah Allah. Evet. Tamam tamam peki dinleneceğim. Siz evlere dağılabilirsiniz arkadaşlar. Biz orada buna gö, biz ona göz kulak oluruz. Tamamdır doktor bey. Bir hafta boyunca yanında duracak değiller ya. Nasıl başardın bacağını kırmayı? Ağaçtan düştüm doktor bey. Ağaçta ne işin vardı maymun musun sen? Ayıp oluyor doktor bey ben bir trafik memuruyum. Senden daha az çekmedi mi? Bana da ceza kesiyordun sen. Arabanızı doğru park edin ben ne size ceza kesmeyeyim. Neyse benim de mesaim doldu. Şimdi hemşire gelecek ve sana göz kulak olacak tamam mı? Geçmiş olsun hadi ben gittim. Durun doktor bey nereye gidiyorsunuz? Hani hemşire nerede? Hemşire kısa bir süre içinde gelir. Olamaz yalnız kaldı. Gerçek bir trafik polisi 7 gün 24 saat çalışır Bu arkadaşlar çalışacağım Köy halkının benim çalışmama ihtiyacı var Bak burada ne yazıyor Park yasaktır yazıyor Gitmiş buraya motorunu park etmiş Al sana ceza Bu nasıl bir park böyle Allah aşkına arkadaşlar Hayatımda böyle park görmedim Adam Bacağım acıdı Bacağımı yere basmamam lazım e Burada ceza keselim Ya kardeşim burada tır mı park edilir Tırlar için özel park yeri yok muydu Gitmiş kaldırma tır park etmiş Bu kaldırımda yayalar yürüyor yayalar Bu kaldırımlar siz tırlarınızı park edin de de yapılmadı. Sana iki kat ceza. Kaldırıma Ferrari park etmiş. Ulan böyle milyonluk araba kaldırıma park edilir mi hiç? Sana da ceza veriyorum. Aracın sahibi benim. Aracın sahibi sen misin? Evet ben iş adamıyım. Ha iş adamısın. Peki zengin misin? Hayır milyonerim. Milyonersin. O zaman sana beş kat ceza kesiyorum. Hem de nasıl olsa milyonersin. Ödersin hem de bu cezaları. Hayır ceza kesme. Bana ne? Arabanı doğru park etseydin. Bugün bayağı bir çalıştım. Ah bacağım. Oh bacağım. Yere değdirdim yanlışlıkla ve çok acıyor. Ya benim bacağım ne zaman iyileşecek arkadaşlar? Böyle tek üzerinde ceza kesiyorum millete. <laughs> Artık iyileşsin bacağım arkadaşlar. Tek ayak üzerinde yürümekten bıktım. Baksanıza tek ayak üzerinde yürüyorum. Fizik kurallarına meydan okuyorum resmen. Bak 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 ambulansı nasıl park etmiş. Ya ben diyorum bak ambulansı biraz daha geriye çeksen. Hani biraz daha geriye alsan. Ne olacak? Kaldırma ambulans mı park edilir? Neyse burada bir ceza yazalım. Ya da yazmasa mıydım ya? Ya da yazayım boş ver. Ne yapıyorsun sen dışarıda? Hiç öyle e, ceza kesiyordum. Ambulans niye ceza kestin? Ya doktor abi bak anlamıyorsun beni. Şu kaldırıma böyle park etmişsin. Hani biraz daha geri alsan hiçbir sorun çıkmayacak. Yetti artık. Seni pataklayacağım şöyle eşek. Bu yedinci ceza oldu. Ceza ödemekten doktorluk maaşım geçinmeye yetmiyor. <laughs> doktor bey yani e, e, bir daha kesmem o zaman. Tamam o zaman cezanızı geri alıyorum. Yetti. Gel buraya pataklayacağım seni. Bacağını tekrar kıracağım. Aa doktor bey sakin olun. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Doktor abi bana çok sinirlendi ve beni kovalıyor şu anda. Sağda ve solda giden video var arkadaşlar. iki video lütfen tıklayın ve kanalımıza abone olun. Ben bu bacakla ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar ya. Keşke ağaca çıkmasaydım. Görüşürüz hoşçakalın.